Herkese merhaba. İngiltere emlak piyasası ile ilgili güncel verileri inceleyerek bilgilendirme amaçlı içerikler üretiyoruz. Özellikle Türkiye'de konut piyasasının durma noktasına geldiği bu dönemde farklı pazarlara yönelmek isteyen yatırımcılar için yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu seride İngiltere'deki konut projelerini detaylıca inceleyeceğiz. Londra, Newcastle, Manchester, Liverpool, Disk ve birçok farklı bölgedeki projeleri detaylıca analiz edeceğiz. İnşaat firmaları güvenilir mi? Ve firmaların ve acentaların reklamlarında sunduğu bilgiler doğru mu? Hangi projelere yatırım yapmak daha avantajlı? Bu ve benzer soruları videolarımızda bulabilirsiniz. Barrett London, İngiltere'deki en büyük developerlardan bir tanesi. En büyük inşaat firmalarının başında geliyor. Londra'ya yakın 8 tane satışa hazır projesi var ve bunlardan Springfield Place'te başlıyoruz. Projenin yukarıdan görünüşü bu şekilde. İşaret olan bloklar şu an satıcı hazır olanlar. Ve hemen yanında iki tane büyük hastane inşaatı var. Ve şu bölgede de bir yenileme projesi var. Başka bir developer'ın yürüttüğü. Google üzerinden bakarsak toplam inşaatın aslında burası. Şurası Barrett London'ın yaptığı yerler. Bu videoda gayet açık olarak gözüküyor. Beyaz bölgeler Barrett'ın proje alanı. Kırmızı bölgeler diğer proje alanları ve şu yeşil bölgelerde yenileme alanı. Yani buradaki binaların da yenilenmesi ve satışı farklı bir developer tarafından yapılıyor. Yine burada da iki tane büyük hastane inşaatını görebiliyorsunuz. Güneybatı Londra'nın en çok tercih edilen bölgelerden birisi burası. Site 130 dönüm yeşil alanın içinde yer alıyor. Ve bu planlanan yeşil alan 2012 yılından bu yana kentte oluşturulan en büyük yeşil alan olacak. Bir yandan da yine Barrett'ın kendi videosunu izleyelim. Projeye yakın olan iki tane büyük park var. Bir tanesi 694 dönümlük Wandsworth Common ki bu projeye bitişik. Diğeri de yaklaşık 15 dakika yürüme mesafesinde olan Tooting Common. Bu da 620 dönümlük bir alan. Yine projeden metroyla şehir merkezine gitmek mümkün. En yakın metro istasyonu 8-10 dakika yürüme mesafesinde ve bu istasyondan London Bridge'e 18-20 dakikada gidilebiliyor. Dairelerin içerisi 2 sene boyunca Barrett garantisinde, binanın yapısı da 10 sene boyunca NHBC garantisinde. Burada da tek odalı dairenin bir videosu var. Buna da bir göz atalım. Londra'nın en önemli okullarına yakın konumda olması çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor. Londra merkezi ulaşım kolaylığı sayesinde üniversite öğrencilerinin ve beyaz yakalı çalışanların da burada yer alması olası. Ayrıca projenin içerisinde NHS'e bağlı iki büyük hastane inşaatı da var. Kiracı potansiyeli gayet yüksek bir proje. Bu gördüğünüz dairenin fiyatı 474 bin pound'dan başlıyor. Yine projede 1, 2, 3 yatak odalı daireler, 2 ve 3 yatak odalı villalar var. Bu gördüğünüz daire kiracı garantili şekilde teslim alınabiliyor. Yani inşaat firması %6 kiracı garantisi veriyor 2 sene boyunca. Ve bu şekilde de yani 474 bin poundluk bir daire %6 kira garantisiyle aylık 2370 pound'a verilebiliyor. Yani kira geliriniz olabiliyor. 2 sene boyunca bunu Barrett London garanti ediyor. Yine bu bahsettiğim dairenin de apartman aidatı yıllık 2218 pound. Yine şurada metro istasyonu yürüyüş mesafesine
görüyoruz. Yarım mil mesafede 10 dakika ve sonrasında da London Bridge'e 20 dakikalık bir metro yolculuğu. Tuttenbeck ve London Bridge arasında 10 istasyon var. Bunlar da bölgedeki iki büyük park alanı. Şuradan büyütürsek şu Wandsworth Common, bakın böyle devam ediyor. Projeye kadar geliyor. Proje bitişik aslında. Diğeri bir 15 dakika yürüme mesafesinde iki büyük park alanı. 694 dönüm ve diğeri de 62 dönüm. Yani 62 hektar 620 dönüm. Bölgedeki okullar nasıl? Proje içerisinde tabii okul inşaatı okulda olacak. Ancak şu an halihazırda en yakın okul yine outstanding olarak derecelendirilmiş. Yani en iyi okul derecesinde. Yine projelerde internet ve telefon altyapıları sorunlu olabiliyor. Yine baktığımızda internette en hızlı internet erişiminin olduğunu görüyoruz. Telefonda ise yine bütün operatörlerden içeride bir dışarıda tam not almış. Bir de şehir planına bakalım. Yani bu bölgedeki şehir planlaması nasıl? Şurada inşaat projelerini görebiliyorsunuz. Bunu biraz yaklaştıralım. Ve buradaki yeşil alanı göstermek istiyorum size. Projenin yarısı yeşil alan ve etrafı tamamıyla yeşilliklerle dolu. Ve yine tarihi park ve bahçelere bakalım. Sitenin tamamıyla hemen hemen çevresi tarihi park ve bahçeler olarak korunaklı bölgede. Evet, Barrett London'ın Springfield Place projesini inceledik. Burası fiyat ve kira dönüşüm oranı açısından avantajlı gözüken bir proje. Projelerle ilgili sorularınız varsa lütfen yorumları bırakın. En kısa sürede cevaplandırmaya çalışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.